Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün tahmin ettiğim gibi bir fragman daha geldi. Darkseid Steppenwolf diyor. Demek ki Apokalips'in iki büyük kötüsünün, hatta en büyük kötüsüyle yancısının bir teaser'ını göreceğiz. Belki Grey Gundas'ı falan da görürüz biraz içinde diyor. Umuyorum, bakalım. Belki Grail falan. Bu gelir mi gelmez mi sürüncemedeydim. Açıkçası ben bugün hani bir sürpriz olur, Martian Manhunter veya da Green Lantern'la ilgili bir şey gelir mi diye beklentideydim ama İşteyken gördüm Darkseid düşmüş. Artık dedim eve gidince bakacağız. Şimdi geldim. Bana bakmak düştü. Evet. Görelim bakalım neler varmış. Birlikte izleyelim. Hazırım. This world is divided. Too separate to be one. No protectors here. This world will fall. Like all the others. For Darkseid. I have turned 100,000 worlds to dust. And when this world is scorched, all of existence shall be mine. Ah, en iyisi buydu. İşlerin en iyisi buydu. Açık ara işlerin en iyisi buydu. Oha. Ne duyduk bakalım. Açılışta Steppenwolf'un sesi vardı. Bu dünya dağılmış. Yani kitleler bir işte Atlantisler, Amazonlar, insanlar birbirinden ayrı düşmüşler. Bir birlik yok artık. Rahat rahat buraya işgal eder, daha rahat atarız. Rahat ol sen Darkseid modunda. Dünyaya inmiş ve orada bir Atlantislerin çekip cesetlerini falan fırlatışları vardı o parademonların. Amazonların da içinden geçeceğini biliyoruz zaten Steppenwolf'un. Sonrasında ise First Invasion'ı gördük. Orada Atlantislerin kralının gelip işte Trident'ini kaldırışını, gemiden inişlerini, Amazonların gelişini göreceğiz muhtemelen aynı şekilde. Atlarıyla vesaire. Tabii insan kabilelerin ki bu insan kabileleri dikkatlice bakınca kalabalığın içerisinde işte Asyalı da var, Afrikalı da var, bilmem ne de var. Yani tüm insan farklı Hintli vesaire şu bu toplulukların hepsini bir araya gelip Apokalips güçlerine karşı savaştığını göreceğiz ki orada o Green Lantern'ı gördük. Belki Abin Sur, belki başkası, bilmiyorum çünkü çok uzaktan bir çekimdi. Bunun yanı sıra Ray Porter'ın Darkseid sesi, Sierra Nindis'in Steppenwolf sesi, o çığlık yani yaratık hissiyatı. Çok iyiydi. Binlerce gezegen ayağımın altında toza çevirdim. Ve sırada bu da var. Bütün varoluş benim olacak deyişi. All existence shall be mine. Kısmıyla zaten beni benden aldı. Bu film çok farklı vuracak. Bak bu film çok farklı vuracak. Ben şu an feci gaza geldim. Ve ayın 18'i çabuk gelmiyor ne yazık ki. Bunu bir daha izlemem lazım ya. Çok güzel. Wow. Başka düşünüyorum bir şey var mıydı diye ama ne Grail ne Granny Goodness'ı başka kimseyi görmedik. Yalnız o Darkseid'in duruşu falan çok efsane ya. Bu harbiden çok iyi. Warner Brothers istediği DC filmini çekebilir ama benim kanonum bu. Bu yani benim için Man of Steel, Batman vs Superman, hadi Wonder Woman ve Zack Snyder's Justice League. Eğer yayınlanırsa ki yayınlanır. Onu da söyleyeyim. Kimse gelip de aşağıda yayınlanmaz diye bıdı etmesin. David Ayers'ın Suicide Squad'ın da bir şekilde bu filmin senaryosuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Veyahut da küçük eklemelerle bu filme bağlayacaklarını düşünüyorum. O da yayınlandığında Snyderverse kendi içine devam edecek diye inanıyorum. Vay. Çok güzel. Evet. Bir bakışta görebildiklerim, duyduklarım bunlar. Lütfen kaçırdıklarımı aşağıda yorumlarda siz yazın. Onun dışında videoyu beğenin, paylaşın. Kanalıma abone olun. Çana basın, bildirimleri açın. Yarın öbür gün bir fragman gelir mi, bir şey gelir mi artık daha fazla bilmiyorum. Umarım gelir, gelsin. Her geçen gün hype arttırıyor. Gelmesinde herhangi bir sakınca yok benim için. Gelirse onlara da video çekerim. Gelmezse artık filmin yorumlamasını yapmak kalacak geriye.
dediğim gibi sıradaki video ne zaman olur bilmiyorum. O yüzden tekrardan gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Aslında iyi akşamlar dilemiyorum çünkü siz bir filmi gündüz izliyorsunuz. İyi günler diliyorum.